Merhaba, ben Saran Mert'le beraber Göztepe Gaming'in FIFA Espor oyuncularıyız. Bugün Player Bros'la beraber Evet Hayır oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Sporun diğer alanlarındaki rekabetin e-spor ile daha eğlenceli hale geleceğini düşünüyorum. Yani yeni neslin teknolojiye yatkınlığıyla beraber e-sporun anlamı bu bakımdan çok fazla arttığını düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Katılıyorum. Oyun oynarken ekipmanını kırdığım oldu. Yani düşündüğüm zamanlar oldu çok fazla ama tam fırlatacakken fırlatacağım şeyin maddi karşılığını düşününce vazgeçtim. Ben fırlattım ama kırılmadı. Milan'ın efsane kadrosunu Juventus'un efsane kadrosuna tercih ederim. Yani, kesinlikle. Evet. Yanlış. Yani efsane İstanbul finali olduğu için onu yakından takip etmiştik. Stamlar, Pirlolar, Inzaghi'ler, Kakalar yani. O en bakımdan. Unuttum. Kim? Ronaldinho. Ronaldinho ama sonrasındaydı. Ya o efsane kadroda Ronaldinho yoktu. Barcelona'dan sonra gittiği için. Benim o yüzden için benim için efsane kadro direkt Shevchenko, Crespo ikilisi arkasında Kaka. O şekilde ben Milan alıyorum. FIFA oynarken kaybedeceğimi anlayınca karşılaşmadan çıktığım oldu. Yani futbolda, gerçek futbolda da olduğu gibi son saniyeye kadar umut oluyor. Yani 2-0 da yani geriye düştün. Yok, çıkmadım. Hadi. Yok, gerçekten çıkmadım. 2-0 da geriye düşseniz, 3-0 da geriye düşseniz özellikle FIFA'da oyunun size ne getireceğini bilmiyorsunuz. O yüzden pes etmeyip, mental olarak düşmeyip bunu kendi aleyhinize çevirirseniz zaten bir şekilde başarılı olabiliyorsunuz. Yani ben 3-0 gerideydim, 30. dakikada çıktım. Göztepe'nin FIFA'da Türkiye'nin en iyi iki takımından biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet. Yani birincisi, yani birinci, ikinci olarak ayırmak bence şu an pek doğru değil. Başarı bazında hem futbolist hem Göztepe Gaming. Şu anda Türkiye'yi temsil eden çok başarılı oyuncuları var. Gerek Mert olsun, gerek İsmail olsun. O bakımdan futbolist ve Göztepe'yi söyleyebiliriz. Ve Türkiye şampiyonu Serhan. Cristiano Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Direkt hayırı attım direkt. Yani boşuna kaldırmadan yani. Direkt abi evet. Direkt evet. Ronaldo sen, daha iyi diyorsun. Sen açıkla, ben açıklayacağım sonra. Neymiş daha iyi? Neresi yok, sen daha açıkla iyi? Ben neresi daha iyi? Ha. Neyi daha iyi yapıyor? Ha. Bütün kupaları kazanıyor mesela. Kupalardan bana ne? Ne için oynuyorsun maçlara? Kupa için oynuyorsun. Messi toptayken ya da Ronaldo toptayken hangisi daha efektif? Efektif. Ya Messi topla beraber daha efektif ama bitiricilik bakımından. Bitiricilik bakımından ben Ronaldo'yu daha üstün görüyorum. Ben kendi görüşüm o. Formda olduğu zaman artist. Formda olduğu zaman Ronaldo'nun üstünde bir oyuncu ben tanımıyorum. Ben belki de fanboyumdur bilmiyorum ama. 2012'de kaç gol atmıştı Messi biliyor musun? Ben yılları ezberlemiyorum. Ben kupaları hesaplıyorum. O yüzden kupalara baktığımızda işte. Tam Real Madrid'de, Arjantin'de de oynarsa Messi o zaman karşılaştırabiliriz Ronaldo'yu. Evet, olsun bakalım. Kısa boylu futbolcuları sevmiyorum. Ya kısa boylu futbolcular genelde... Senin evet cevabı beklerdim. Yok, kısa boylu futbolcuların futbolu genelde göze daha çok hitap ediyor. Daha kıvrak, daha atletik hareketler sergiledikleri için göze hoş geliyor onların futbolu. Ama Messi, uzun boylu futbolcuların da öyle atletik yapıda olduğu zaman daha da bence etkili oluyor. Örnek Ronaldo gibi. Yok. Kısa boylular daha iyi futbol oynar. Göztepe taraftarının desteğini hissedebiliyorum. Yani, evet, kesinlikle. Evet. Sırf biz değil, sadece biz değil. Sahada oynayan Göztepe'li futbolcuların da zaten sürekli röportajlarda bahsettiği gibi Göztepe taraftarının aşırı bir itici gücü var sahada. Oyuncular kendi spor yaptığından biliyorum. Her zaman kondisyonel veya kafa olarak hazır olamayabiliyorlar maçlara. Kafa olarak iyi hissetmedikleri zamanda bile o taraftara baktıklarında oradaki atmosferi, oradaki ateşi alıp kendilerine bir şekilde entegre edip çevirip maça doğru yansıtabiliyorlar. O yüzden Göztepe taraftarı bu bakımda ligin en üst seviyesi diyebilirim. Sporun diğer alanlarındaki rekabetin e-spor ile daha eğlenceli hale geleceğini düşünüyorum. Hayır. Yani bizim e-sporun
diğer spor dallarından diğer spor dalları gibi kabul edilmesi gerektiğini ve diğer spor dallarıyla birlikte hareket etmeyeceğini ve onların önüne geçeceğini, yaklaşık bir 10 yıl içinde onların önüne geçeceğini düşünüyorum. Ya ben de hani hem oyuncu olarak oynadığım için hem de maçları izlediğim için, hani e-spor maçlarını, hani sadece biz şu an FIFA oynuyoruz ama diğer oyunları da, LoL olsun, CS:GO olsun, hani onlarla hani etkileşim halinde olduğumuz için bence çok daha izlenebilecek kapasitesi var yani. Daha zevkli olacağını düşünüyorum ben de ilerleyen dönemde. Oyun oynarken ekipmanını kırdığım oldu. Ben kırdım. Pahalı. Pahalı abi. Ben kırdım. Şöyle benim e-spor, yani daha doğrusu o video game video oyunlarına geçmişim yaklaşık bir 9 yaşından başlıyor böyle. Yani ilk oyunlarla başladık neredeyse. İşte internet kafede CS:GO oynarken fare mouse fırlatmışlığım. Sonra da internet kafeye bunu ödemişliğim var. Yok, benim yok. Ben şiddet yanlısı bir insan olmadığım için şiddet, yani yarım olmadığı için fırlatmıyorum yani. Öyle olsun bakalım. Bir de pahalı yani özellikle dolar kurundan dolayı. Milan'ın efsane kadrosunu Juventus'un efsane kadrosuna tercih ederim. Evet, kesinlikle. Hayır, çünkü Juventus'un efsane kadrosunu Edvetli Zidane'lı kadronun daha güçlü, daha efektif olduğunu düşünüyorum. Özellikle Zidane'ı Juventus'ta izlemek benim için ayrı bir zevkti. Benim için Juventus daha önemli. Valla ben hani Shevchenko, Kaka, Cafu, Maldini, hani komple bir takımdı yani. Onun için ben Milan derim. Yani tamam, Juventus'un orta sahası daha efektifti o dönem ama Milan'ın da her mevkide yani oyuncuları çok iyiydi. O nedenle ben evet. Juventus. Juventus. FIFA oynarken kaybedeceğimi anlayınca karşılaşmadan çıktığım oldu. Oldu abi. Yani boşa oldu. Zaman harcamaya gerek yok. Evet. Adam eziyorsa yani. Yapacağın tek şey kaderine boyun eğmek. Çok yani oldu yani. Ya, profesyonel önceye denk gelince mecburen yani bir yerden sonrasında kabul edemiyorsun o mağlubiyeti. Bir de bizim Puzzle Club'da 11 ve 11 modunda hani cidden iyi bir rakip geldiğinde hani bazı oyuncular fark edince direkt moralleri bozuluyor. Hani otomatikman senin de gardın düşüyor yani, onlar kötü oynayınca, kendini kötü hissedince direkt quit çekiyoruz yani. Göztepe'nin FIFA'da Türkiye'nin en iyi iki takımından biri olduğunu düşünüyorum. Yani... Çünkü ben bu seneki başarılarımızı göz önüne alarak Türkiye'nin en başarılı FIFA takımının Göztepe Gaming olduğunu düşünüyorum. Kendi menajerim olduğu içinden hariç olarak bir 6 ay içinde başarılarımız ortada. 6 dünya şampiyonasına gitme bileti, bir Türkiye şampiyonluğu. O yüzden Göztepe'nin bu konuda bir numara olduğunu düşünüyorum. Biraz iddialı olacak ama her alanda, sadece Pro Club, FIFA'nın tüm dallarında en iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu 2019 yılı için. Ya ben de ilk iki derken hani birinci anlamında söylemişim zaten, ikincilik anlamında değil, onun için evet dedim. Hani gerçekten hani FIFA Ultimate Team olsun, 11 ve 11 modu olan Pro Club'da olsun, hani şu an mesela biz takım olarak Pro Elite League'de 12 maç yaptık, 11 galibiyet, bir beraberliğimiz var. En yakın rakibimize 5 puan fark açtık. O nedenle bizden iyisi yok Türkiye'de. Biraz iddialı ama gerçek bu. Cristiano Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Messi, çünkü Messi saf yetenek. Yani hani Ronaldo tamam, o da yetenekli ama çalışmayla, hani disiplinle bir yere gelebilmiş. Ama Messi yani adamın genlerinde var yani. Hani bence gece uykusunda falan bile çalım atıyordur o yani. O nedenle ben Messi diyorum. Messi bana göre pamuklara sarılmış bir futbolcu. Şu an için başarılı olması ya da başarılı görünmesi, Ronaldo'nun çektiği acıların hiçbirini çekmemesi ve yaşadığı her şeyi işte Barcelona ile başlayıp hayatına Barcelona ile devam etmesi. Ama diğer tarafta winner, Manchester United'da da winner, Real Madrid'de de winner, Juventus'ta da winner. Yani winner nereye giderse kazanan adamdır benim için. Ronaldo her gittiği takımda kupayı oynayan ve sürekli kazanan ve sürekli şampiyon olan bir oyuncu. Arkasındaki oyuncuların hiçbir önemi yok. Ronaldo varsa mutlusunuzdur, yoksa mutsuzsunuzdur. Bence Ronaldo. Yani ben hani o konuda winner olduğu konusunda hemfikiriz. Ben yetenek olarak yani daha iyi olması açısından bakmıştım olaya ama gerçekten winner Ronaldo. Yani Messi'nin zaten milli takımda yapamamasından belli sadece Barcelona. Çünkü o sistemin oyuncusu. Barcelona sisteminden çıkınca ne yapacağını bilmiyoruz, muamma. Ama Barcelona sisteminin içinde mükemmel. Onun için yani Tolga bakış açısı doğru ama ben gene de Messi diyorum.
kısa boylu futbolcuları sevmiyorum. Neden? Çünkü kısa boy, yani çevik, hızlı. Ben biraz futbolun hızlı oynanması ve daha efektif oyuncular oluyorlar, kısa oyuncular. Geçen sene Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Valbuena'ydı. Niye? Çünkü adam kısa, kıvrak, yetenekli de var. Seyir zevki oluyor çünkü. Yani o Fenerbahçe'de bile izleyebileceğiniz tek oyuncu Valbuena'ydı. Onun için ben kısa oyuncuların daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben de ayrım yapmadan hani kısa oyuncuları sevmiyorum değil de yani tüm boydan insanların futbol oynayabileceğini düşünüyorum. O yüzden de hani böyle bir ayrım yapılmasını doğru bulmuyorum. Bölgesel farklar olabilir ama şöyle düşünürsek 2000 Galatasaray'ında kısa boylu 3 orta saha, 4 orta saha hatta bir UEFA kupası getirdi Türkiye'ye. O yüzden böyle dememesini çok doğru bulmuyorum. Göztepe taraftarının desteğini hissedebiliyorum. Edebiliyoruz sağ olsun. Yani yayınlarımızda her yerde varlar, destekliyorlar. İşte Instagram'da, Twitter'da, diğer tüm sosyal medyada, YouTube'da. Nereye düşerse videomuz, nerede varsak Göztepe taraftarı orada var. Orada yorumda, orada destekte. Hem yenilgide hem galibiyette. İnşallah bu sezon Pro Elitlik'te şampiyon olacağız ve onlara o kupayı getireceğiz. Çok istiyoruz. Yani çok mücadele ettik. Bayağı uzun bir süreç oldu bizim için. Bu ligde mücadele etmek gerçekten zor. Çünkü çok iyi takımlar var. Türkiye'nin en iyi takımlarının olduğu ligde oynuyoruz. Haliyle bu bir başarı olacak. Yani namağlup gidiyoruz şu an. İnşallah namağlup bitiririz. Göztepe'ye yakışan yani şekilde şampiyon oluruz inşallah. Taraftarı da seviyoruz bu arada. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, Selam'la beraber Evet Hayır oyunu oynadık. Umarım cevaplarımızı beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.